Ve yemeğimiz pişti. Ben lezzetine de baktım. Çok güzel olmuş. Bakın eksilen tarafı. Elime sağlık. Siz de yapın. Sizin de elinize sağlık olsun. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte tepside patatesli, köfteli, domatesli yemek yapacağız. Patates soydum 2 tane. Bol bol domates koyacağım aralarına. Altında da biberler var. Yıkadım. Bu kadar bakın. Biberler var. Patlıcanı soydum. Tuzlu suyun içerisine koydum. Annem benim böyle yapardı. Galiba hem yağı çok çekmesin diye. Hatta doğramaya başlamıştım. Tuzlu suyun içerisine koyayım diye vazgeçtim doğramaktan. Tuzlu suyun içerisine koydum. Biraz beklesin, öyle doğrayacağım. Gelelim köfteye. Yarım kilodan fazla kıyma, bir yumurta, 2 diş sarımsak, yarım beyaz ekmek. Ben kabuklarını da koydum çünkü kabuklarını ne yapayım? Nasıl koydun derseniz, ıslattım. Çünkü kabuğu ekmeğin içi ufalanıyor ama kabuğu ufalanmıyor. Gerçi robottan da geçirebilirdim. Robottan da geçirmedim. Islattım. Şunun içerisinde hatta ıslattım. Bunun içinde yıkadım ekmeği, dışını iyice. Islandı bakın. Bu şimdi hemen ufalanıp gidecek. Gelelim köfteye, tekrar edersek bir yumurta, karabiber, kırmızı biber, tuz, 2 diş sarımsak, ekmek, kıyma, bir de soğan konulacak. Buna yarım soğan koyacağım. Yarım soğan. Demin yarım soğan demiştim ama arkadaşlar, soğanların büyüklükleri farklı farklı oluyor. Ben size miktarını göstermek istedim. İşte bu kadar da soğan. Yani kocaman bir soğansa yarısı, ama küçük bir soğansa bu kadar. Ben bunu bu alet yardımıyla doğradım. Size doğranmış miktarını da göstereyim tekrar. İşte bu kadar. Bunu da koyalım köftenin üzerine. Köftenin üzerine soğanları da ilave ettim. Şimdi bunu yoğuracağım. Neler yaptığımdan videoya alayım, size göstereyim. Doğradım. Patlıcanları da bunun içerisine koydum. Niçin leğene koydum biliyor musunuz? İçerisine yağ, salça, tuz koyup harmanlayacağım çünkü. Arkadaşlar bunun içerisinde bir yemek kaşığı salça var ve su. Buraya da zeytinyağı ve tuz attım patlıcanların üzerine. Şimdi bunu da döküyorum üzerine. Bunu karıştırıp köftelerin arasına koyacağım. Arkadaşlar şimdi nasıl yaptım birazcık size göstereyim. Hani domatesleri doğramıştık. Onları patatesin içerisine kattım. Arkasından domatesle patatesi harmanladım. İçerisine de normal olacak şekilde tuz koydum. Birbirleri de harmanladım ki birbirine tadı iyice geçsin. Zaten bunun içerisine salçalı su koymuştum. Bunun da harmanlamıştım. Biberleri de aralarına yerleştiriyorum. Köfteleri ilk önce böyle yapayım, sonra hepsini bir ondan, bir bundan koyarak dizerim demiştim ama köfteler elime 2 defa değdiğim zaman, elimi 2 defa değdiğim zaman baktım ki bozuluyor. Onun için bir yandan köfteyi şu hale getiriyorum. Sonra bir patates, bir patlıcan, bir domates koyarak yerleştiriyorum. Yani işte bunu gösterecek bir şey yok aslında. Bakın, şimdi en son köfte koymuşum. Bir bundan, bir patates, bir domates, bir de köfte. Bu şekilde dizeceğiz. Biraz sonra dizilmiş halini ben size gösteririm. Evet. Sonunda dizme işlemini bitirdim. Hani patlıcanın üzerine koymuştum ya salçalı su. Bunu da bunun üstüne dökelim. Tamam. Şimdi bunu fırına vereceğim.
Fırını açtım 250 derece. Bu şekilde bakın. Böyle az az, üzerinden az az dediğime bakmayın. En az 6-7 kaşık da zeytinyağı koydum. Dibine yine ayçiçek yağı sürdüm zaten bolca. Bolca dediğim 3-4 kaşık dibine ayçiçek yağı koymuştum. Salçalı su. En az 5-6-7 kaşık da zeytinyağı. Ama zeytinyağım güzel. Kokulu mis gibi zeytinyağı koydum. Şimdi fırınımızda bunun pişmesini bekleyeceğiz. Hadi bismillah. Tadına tuzuna ben hep bakarak yaparım yemeği. Yani patlıcana koyduğum tuza baktım, patatese koyduğum tuzun tadına baktım. Domatesle biliyorsunuz patatesi karıştırdım. O arada onun tuzuna baktım, köftenin tuzuna baktım. Bence bir şeyin ölçüsünü %100 tam doğru bilmiyorsanız mutlaka tadına tuzuna baka baka yapın. Yoksa yemeğiniz güzel olmaz.